Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün dünyanın en korkutucu 10 yolunu tanıyacağız. Listemizin 10. sırasından başlayıp 1'e doğru gideceğiz. Listemizin 10. sırasında Stelvi geçit yolu var. Bu geçit İtalya'da, Doğu İtalyan Alplerinin en yüksek dağında, yani 2770 metre yüksekliğinde Col de Isaren'dan Alplerin ikinci en yüksek dağında yer alan Stelvi geçit yolu, Valtellina ile Adig Vadisi'ni ve Mareno'yu birbirine bağlıyor. İsviçre sınırının yakınında Bolzano'ya 75 km uzaklıktaki yol, diğer öldürücü yollar kadar tehlikeli olmasa da çok korkutucu olduğu kesin. Listemizin 9. sırasında İngiltere'de bir yol var. A682 yolu. Son 10 yılda 100 ölüm kazasına sebep olan A682 İngiltere'nin en kötü yoludur. 22 km uzaklığındaki tek şeritlik yol, Kuzey Yorkshire'daki Long Preston ve Nelson yakınlarında yer alıyor. Son 3 yıl içerisinde 22 ciddi kaza meydana gelmiş ve bu kazalardan ikisi ölümle sonuçlanmış. Uzmanlar yılda her 32 km için bir ölüm olduğu istatistiğini çıkartmış. Listemizin 8. sırasında Troll Merdiveni var, Norveç'te. Troll Merdiveni olarak bilinen Trollstigen, Norveç, Ramona'da yer alan bir dağ yolu. Turistlerin ilgisini çeken dar yol, keskin virajlara sahip. Son yıllarda genişletilmiş olmasına rağmen 12 metreden fazla uzunluğa sahip araçların yola girmesi yasak. En yukarıda ziyaretçilerin arabalarını bırakacakları bir otopark bulunuyor. O noktadan itibaren 10 dakikalık bir yürüyüşten sonra yolu ve Stigfossen şelalesini içeren müthiş bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Listemizin 7. sırasında Perdikaki yolu, Yunanistan'da. Yunanistan'da Patipolu'dan Perdikaki'ye uzanan yol çok dar ve yoğun bir trafiğe sahip. Yol üzerindeki büyük çukurlar arabalar için büyük tehlike oluşturuyor. Yayaların, hayvanların, kamyonların, otobüslerin ve arabaların üzerinden geçtiği bu yolda birçok insan hayatını kaybediyor. Özellikle geceleri çok tehlikeli olan yolda kazalar en çok gece saatlerinde meydana geliyor. Listemizin 6. sırasında Alaska'dan bir yol var arkadaşlar. James Dalton Otoyolu 666 km uzunluğunda çakıl taşlarla kaplı bir yol. Livingwood'dan başlayan yol Arktik tundra içinden geçerek Alaska'da son buluyor. Alyeska, kuzey yamaçta bulunan petrol tesislerine kolay ulaşım getirmek adına Dalton Otoyolu olarak bilinen 560 kilometrelik yolu 150 milyon dolar harcayarak yaptı. 317 kilometre uzunluğundaki Yukon Nehri'nin karşı tarafına geçmek amacıyla yapılan köprü, nehri geçmek için Alaska'da var olan tek yol. Ancak bu yol yeni alınan arabaların üzerinden geçebileceği türden değil. Prudhoe Körfezi petrol tesislerine ulaşım sağlayan ana yol olsa da bu yolu traktör römoklarıyla paylaşmak zorundasınız. Ön camlar ve farlar römokların fırlattığı taşlar için kolay hedefler. Çoğu araba kiralama şirketi arabalarının Dalton'dan kullanılmasına izin vermiyor. Eğer 4 tekerli bir aracınız, CP radyonuz, yemeğiniz, yedek benzininiz ve lastikleriniz yoksa Dalton'a yol almaya aklınızdan bile geçiremezsiniz. Tibet Otoyolu, Çin. Çin'de son 20 yıldır araba kazaları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin sayısı neredeyse ikiye katlandı. Ölüm oranı 1985-2005 yılları arasında %3.9'dan %7.6'ya yükseldi. Chengdu ve Tibet arasında uzanan toprak kaymalarının ve çığların sıkça görüldüğü Sichuan Tibet otoyolunun bu sorunun büyük bir parçası olduğu kuşkusuz. 2.412 km uzunluğundaki yol doğudaki Sichuan eyaleti merkezi Chang'dan başlıyor. Batıdaki Tibet şehri Lhasa'da son buluyor. Sichuan Tibet otoyolu boyunca yükseklikleri ortalama 4000-5000 metre olan 14 dağ, ünlü nehirler, ormanlık alanlar ve tehlikeli bölgeler var. Ayrıca eşi benzeri olmayan doğa manzaraları insanı büyüleyecek güzellikte. Listemizin 4. sırasında Rus Federal Anayolu var arkadaşlar. Rus Federal Anayolu, Moskova ve Yakutsk'u birbirine bağlayan Antarktika dışındaki en düşük hava sıcaklıklarının kaydedildiği yer. Aynı zamanda Yakutsk, donmuş kara parçası üzerine kurulan en büyük şehir. Bazı evler donmuş yüzey nedeniyle tamamen beton kaplı. Yaklaşık 10 ay süren kış mevsim boyunca Yakutsk içinde ve dışında araç sürmek ağır iklim şartlarında yol almayı gerektiriyor. Asfalt kaplı olmayan yol yaz aylarında çamurla kaplanıyor. Bu da yoğun trafiğe yol açıyor. Binlerce arabanın Siberya trafiğinde çamura saplanıp kalmasıyla hırsızlık,
kavga ve diğer yolcuları kaçırma gibi suçlar meydana geliyor. İşte bu kişiler de Siberya Çamur Korsanları. Listemizin 3. sırasında Ruta 5 var arkadaşlar. Bu yol Şili'de bulunuyor. Arkadan iki kuyuya uzanan yol tehlikeli olmasıyla tanınıyor. Derin vadileri yaran yolda birkaç araba ya da otobüs görmek mümkün olsa da bu araçlar o kadar hızlı gidiyor ki adeta ölümü meydan okuyorlar. Listemizin 2. sırasında Guliyang Köprü Yolu, Çin. Taihang Dağları üzerindeki yol yerel köylüler tarafından yapılmış. 1200 metre uzunluğundaki tünel 5 metre yüksekliğinde ve 4 metre genişliğinde. Bazı köylüler yapım aşamasında kaza geçirerek yaşamını kaybettiyse de çalışmalar devam etti. 1 Mayıs 1977'de trafiğe açılan yol Çin'deki Hunan eyaletinde yer alıyor. Listemizin 1. sırasında Ölüm Yolu var arkadaşlar. Bolivya'da Ölüm Yolu olarak bilinen Kuzey Yungas yolu 61-69 kilometre uzunluğunda Bolivya başkentinden Amazon bölgesine uzanıyor. Bolivya'nın Yungas bölgesine yer alan yol aşırı derece tehlikeli olmasıyla tanınıyor. Inter-American Development Bank 1995 yılında buraya dünyanın en tehlikeli yolu unvanını verdi. Her yıl 200-300 ziyaretçinin hayatını kaybettiği yolda araçların kaza geçirdiği noktalar işaretleniyor. 2006 yılı sonunda La Paz'dan Coracay'a uzanan yapımı 20 yılda tamamlanan yeni yol açıldı. Yeni rotanın üzerinde köprü, kanalizasyon sistemi, kaldırım, bariyer gibi modern yapılar da yer alıyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz videonun sağ alt kısmında bulunan beğen butonuna basmayı sakın unutmayın. Eğer video öneriniz varsa yorum olarak bırakırsanız memnun olurum arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay. Ben ölümle yüzleşmenin yolunu ölüleri yemek olarak görürler. Bu gerçekten tüyler ürpertici bir gelenek. Bu kültüre göre din adamları, çocuklar, evlenmemiş veya hamile kadınlar yakılmazlar. Bunun yerine öldükten sonra nehire bırakırlar. Akhori babalar da onları nehirden alırlar ve yerler.